Merhaba ikinci sınıflar, matematik dersimize hoş geldiniz. Bugün geometrik şekiller konusunu öğreniyoruz. Gördüğünüz gibi elimde geometrik şekiller var. Bunların ayrı ayrı özellikleri var. Şimdi birlikte sırayla özelliklerini öğrenelim. İlk şeklimizle başlayalım. Elimde gördüğünüz şeklin kenar ve köşelerine bakacağız. Sayalım birlikte. Bir kenar, iki kenar ve üç kenar. Bu şeklin üç kenarı var. Kenarların birleştiği noktaya köşe diyoruz. Bakın şu şekilde işaretledim. Kenarların birleştiği nokta köşe oluyor. Sayalım birlikte. 1, 2, 3 köşesi var. 3 kenarı olduğu için bu şekle üçgen adı verilmiş. Ve özelliği 3 kenarı, 3 köşesi var. Elimdeki şeklin kenar sayısını bulalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane kenarı var. Köşe için ne demiştik? 2 kenarın birleştiği noktaya köşe diyoruz. Bu şekilde işaretledim. Köşelerini sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 köşesi var. Bu şekle kare diyoruz. Karenin diğer bir özelliği bütün kenarları eşit uzunlukta. Yazalım. Karenin 4 kenarı, virgül 4 köşesi var. Şeklin kenarlarını sayalım. 1, 2, 3, 4 kenarı var. Köşelerini şu şekilde nokta yaparak belirttim. Köşelerini sayalım. 1, 2, 3, 4 köşesi var. Bu şekle biz dikdörtgen diyoruz. Dikdörtgenin diğer bir özelliği 2 tane kısa kenarı, 2 tane uzun kenarı var. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Yazalım. 4 kenarı, 4 köşesi var. Bu şeklin adı çember. Çemberin sınırları var. İçi boş. Bu şeklin kenarı ve köşesi yoktur. Bir tane çember modeli göstereyim. Gördüğünüz gibi sınırları var fakat içi boş. Bu şeklin adı neymiş çocuklar? Çember. Çemberin özelliği için şunu yazacağız. Kenarı ve köşesi yoktur. Çemberle daire çok karıştırılıyor. Çocuklar dairenin içi doludur bakın. Dolu. Kenarı ve köşesi yok aynı çemberde olduğu gibi. Fakat çemberin içi boş, dairenin içi doludur. Bunu da karıştırmayalım. Resimdeki üçgen, kare, dikdörtgen, çember sayısını bulacağız. Önce üçgenden başlayalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane üçgen var. Çemberi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane çember var. Dikdörtgeni sayacağız. Bakın buradaki evin kendisi. 1, kapısı 2, 3, 4, 5 tane dikdörtgen var. Kareyi sayacağız. Buradaki evin kendisi 1. Devam edelim. Başka var mı? Tabii ki hayır. Demek ki kareden de bir tane var. Konumuz bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.